İyi akşamlar diliyorum. 26 Temmuz 2018 günlerden Perşembe RT Televizyonu Ana Haber Bülteni'nde canlı yayına karşınızdayız. Bu akşam yoğun bir gündem var. Ayrıntılara geçelim. Ereğli'de adeta bir vicdansızlık yaşandı. Dün gece Gülbahçe Mahallesi'nde bir çöp konteynerine canlı bir kuzu atıldı. Yanlış duymadınız. Ve bu konuyla ilgili belediye zabıta müdürlüğü ekiplerine bir ihbar yapıldı. Bölgeye giden zabıta çöpteki bulduğu kuzuya sahip çıktı. Ereğli'de vatandaşlar tarafından dün akşam çöp konteynerinde bulunan kuzuya belediye ekipleri sahip çıktı. Alınan bilgiye göre dün gece saatlerinde Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir çöpten ses geldiği ihbarını değerlendiren belediye zabıta müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinin içinde canlı halde kuzu buldu. Bitkin olduğu görülen kuzu hemen zabıta ekipleri tarafından alınarak güvenli bir ortama götürüldü. Burada veteriner çağrılarak kuzunun gerekli tedavisi yapıldı. Kuzuya süt veren ekipler hayvanın kendine gelmesini sağladı. Konu hakkında zabıta komiseri Sami Aygül bilgi verdi. Dün saat 11.10 civarında belediyemiz ihbar hattına, 710-0707 ihbar hattına gelen şikayet üzerine ekiplerimizce olay yerine gidildi. Olay yerinde konteynerin içinde yarı ölü vaziyette, iyice cansızlaşmış bir vaziyette bulundu kuzumuz. Aldık, sabaha kadar biraz sütünü falan verdik, kendisine geldi, veterinere gösterdik. Durumu şu anda gayet iyi, adını da garip koyduk. Evet, öncelikle bu kuzuyu fark ederek bize ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunları son dönemlerde hayvanlara yapılan işkencelerden dolayı çöpe atanları da kınıyoruz. Bir daha böyle bir şeylerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kuzu sahibi çıkana kadar korumamız altında duracak. Sahibi çıktıktan sonra kendisine teslim ederiz. Peki efendim, sahibi kuzuyu çöpe attıysa neden yine aynı adama teslim ediyorsunuz? Şimdi kendisi mi çöpe attı yoksa başka birileri mi çöpe attı, çalındı mı orasını bilemiyoruz. Orasını tahkikat yapıp ona göre teslim ederiz. Yaptıkları tam bir vicdansızlık değil mi? Yani bir kuzuyu çöpe nasıl atar ki, hele hele canlı bir kuzuyu? Bilmiyorum nasıl oldu. Zabıta bu konu hakkında gerekli tahkikatını sürdürüyor ama şu anda kuzuya Ereğli Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Veteriner kontrolünde yaşamına devam ediyor. Neyse ki canlı olarak bu çöp konteynerinden alındı. Değerli izleyenler, Damızlık Birliği Başkanı Edip Yıldız 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle bugün öğle saatlerinde yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birliğin çalışmalarını değerlendirdi. Türkiye'de adımızdan söz ettiren bir birliğiz diye konuştu. Son bir yılda süt üretimimizde %15, Türkiye geneli için söylüyorum, bir artış olmuş. Konya Damızlık Birliği Başkanı Edip Yıldız 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Ereğli'deki basın mensuplarıyla buluştu. Basın mensuplarının bu özel gününü kutlayan Yıldız, birlik çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Hizmetler anlamında biliyorsunuz ıslah birliğiz. Konya'da doğan bütün hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması görevini devlet yetkisi şekliyle son 5 yıldır Damızlık Birliği'ne veriyor ve biz bu görevi de layığıyla yerine getiriyoruz. Son 2 yıldır bir mücadele vermiştik. Takılan küpeler hem düşmesin hem de bedelsiz olsun diye. Şükürler olsun, bu yıl itibarıyla hem çipli küpeye geçildi hem de bizim bakanlığa ve yetiştiricimize bir sözümüz vardı. Bedelsiz olarak küpelere takacağız ve bu sözümüzü de yerine getirmiş olduk. Yine 80 bin civarında suni tohumlama yapan etkin bir kuruluşuz ve bu rakam Konya'da yapılan tohumlamanın 1/3'üne yakın. Gebelik muayenesi 60 bin civarında gebelik muayenesi yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje çerçevesinde yaptığımız bir ayak bakımı var ve 10 bin üstünde de ayak bakımı yapıyoruz. Tüm bu hizmetleri Türkiye'de veren ikinci bir birlik yapısı bulamazsınız. Yine üreticimizi temsil edecek üretime yönelik yapılar ve yatırımları devam ettiriyoruz. İkinci çiftliğimiz, 500 başlık çiftliğimiz bitti ve bugün toplam 1000 baş kapasiteli damızlık üretim merkezi oluştu. İnşallah yakın zamanda sizlerin de katılımıyla bu çiftliğimizin açılışını yapacağız. Yine süt işleme fabrikamız bitti, makine montajına başlıyoruz. Bunun müjdesini de değerli yetiştiricilerimizle, üreticilerimizle paylaşmış olalım. İnşallah makine montajının bitimini mütakibinde
30 bin metrekare Ereğli Organize'deki yerimize de şu anda projesi her şeyi hazır. Temel atıp onu da Ereğli'ye kazandırmış olacağız. Son bir yılda süt üretimimizde %15, Türkiye geneli için söylüyorum, bir artış olmuş. Süt üretimiyle beraber yem, biliyorsunuz işletmelerimizin en büyük gideri ve en düşük artan yem %35 artmış. %35 artmış. Peki sanayi ürünleri, yani süt ürünlerindeki durum nedir? Yoğurt %30, peynir %35, tereyağı %65 artmış. Peki bunun ham maddesi olan, üreticinin en büyük geliri olan süt ne olmuş? Geçen yıl itibarıyla 1.40'dan 1.53'e çıkmış. Ve son dönemlerde artık bizim girişimlerimiz neticesinde artan yem fiyatları karşısında yetiştiricinin, üreticinin ezilmemesi noktasında bir önceki Tarım Bakanımızda, ki bu konuda bakanlık bürokratları da şahittir, ciddi bir girişim sonucunda 5 kuruş olan süt desteği 12 kuruşa çıkarılarak üretici en azından örtülü bir yem desteği almıştır. Bu yeterli midir? Değildir. Artık harman dönemini yaşıyoruz ve yemi oluşturan ham maddelerin fiyatları ortadadır ve özellikle yem sanayisinin artık bindiği dalı kesmemesini, üreticiyi mağdur etmemesini bekliyoruz ve yem fiyatlarında da ciddi bir düşüş bekliyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir kararname yayınlandı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Ağacakale Ankara Savcısı olarak atandı. Peki Ereğli'ye kim geldi? Detaylı haberimizde. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Ereğli Başsavcılığına Orhan Gazi Başsavcısı Muhammed Murat Salman atandı. Kararnamede Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Ağacakale Ankara Savcılığına atanırken yerine Orhan Gazi Başsavcısı Muhammed Murat Salman atandı. Salman'ın kısa süre sonra görevine başlayacağı belirtildi. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin yapılandırmasında son gün 31 Temmuz. Bu konu hakkında Belediye Başkanı Özkan Özgüven yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Belediye 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin kanun kapsamında emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi borçlarını yapılandırma işlemlerine devam ediyor. Yapılandırma işlemi 31 Temmuz 2018 günü mesai bitiminde sona erecek. Şu ana kadar en kapsamlı yapılandırma olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlerde vergi daireleri ve belediyelere ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları yeniden yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyemiz bünyesinde emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinde yapılandırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz tarihi boyunca bu kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma kanunu görülmedi. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın bu yapılandırmadan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz dedi. Şimdi bir haberimiz var. Birkaç gün önce ekranlarınıza getirdik. Çok beğenilmiş. Yoğun tavsiye, yoğun istek üzerine daha doğrusu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Haberimiz Niğde'den. Niğde'de yaşayan Nurcan ve İbrahim Gün çifti, Halitcan ve Tuğba isimli çocuklarından sonra üçüncü çocuğa sahip olmak istedi. Üçüncü çocuğa hamile kalan Nurcan Gün, 300 çocuk dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 3 veya 5 çocuk tavsiyesi için üçüncü çocuğu isteyen Gün çifti, 300 olan iki erkek ve bir kız çocuğunun mutluluğunu yaşıyor. Başkanımızı dinledik. 3 derken 5 oldu. Güzel, Allah'a şükür, iyi bir duygu. Rabbime şükür olsun. İyiydi. Allah nasip ederse büyüteceğiz inşallah. Bez, mama derken masraflar aileyle yüksek. Yani bez mama desteği olursa bize seviniriz. Şahane. Çok güzel. Bir duygu. İki tane çocuğumuz vardı. İki tane çocuğumuz vardı. Tayyip Erdoğan dedik üçüncüyü yapın diyorlar. Dedik üç tane olsun hadi.
3 derken 300 oldu. Hem 3 dedi. Ondan sonra ya 5 dedi ya en az olursa 3 dedi. Biz ikisinin de tavsiyesine uyduk. Bilmiyorum artık. Tayyip Erdoğan'dan yardımlarını bekliyoruz. Ali Asaf, Recep Emin, Ervanur. İki oğlan bir kız. 5 oldular. Ortamda 5 oldu. Üçtü ve ikilerdi. 5 oldular şimdi. Gün içindeki önemli ayrıntıları eritajans.net adlı haber portalımızdan takip etme imkanınız var diyelim. Şimdi Türkiye gündemi. Terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DAEŞ neyse FETÖ odur. FETÖ terör örgütünün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika. Ve bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında bunları da kendilerine vereceğim. Zira 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir. Bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, burayı bir üs haline getirmesine Güney Afrikalı dostlarımızın Ali Cenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır. Son FETÖ'cü terörist de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizin süreceğini burada özellikle belirtmek istiyorum. Kıymetli dostlarım. Hem yaş sınırı hem de parası çok tartışıldı. Çıktı çıkacak derken bedelli askerlik meclis genel kurulunda kabul edildi. Buna göre 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar bu haktan yararlanacak. Bedelliden faydalanmak isteyenler 15 bin lira ödeyerek 21 gün askerlik yapacak. Yurt dışında olanlarsa 2000 avro ödeyerek bedelli askerlikten faydalanacak. Gurbetçiler için 38 yaş sınırı da kaldırıldı. Komando! 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 Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla bağlı bulundukları Türk konsolosları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Yurt dışındakilerin Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitim almaları şartı da getirildi. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari vadi soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak. Başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Hedefi amacına çok şükür ulaşamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı. Ayıklama, temizleme, arındırma süreci yaşanıyor.
Selami Altınok'un AK Parti milletvekili olmasından sonra vekaleten Erhan Gülveren'in yürüttüğü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Uzunkaya atandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı müşaviri olarak atanan Uzunkaya, dün itibariyle emniyetin başına geçirildi. Kapattı, küfürlerden etkilenmesin ya da alışkanlık oluşturmasın diye. Uzunkaya, 2009 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısıyken FETÖ kumpasına uğramış, 17-25 Aralık sürecinin ardından sırasıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü, ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlerine getirilmişti. Uzunkaya son olarak kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı müşaviri olarak görev yapıyordu. Seri katil, projeli, planlı cinayet işler. CHP'de 59 il başkanının genel merkez yönetimine destek vermesi sonrasında Muharrem İnce'den açıklama geldi. İnce Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" ifadelerini kullandı. CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de arasında bulunduğu 59 il başkanı sabah saatlerinde ortak açıklamayla olağanüstü kurultayın gerekli olmadığını duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurultay için yeterli imzaların toplandığına ilişkin iddialara, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" cevabını vermişti. Suriye'de yine kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Can pazarı yaşandı. Suriye'nin güneyinde hükümet güçlerinin denetimi altındaki Süveyde kentinde pazar yeriyle sokakta intihar saldırıları düzenlendi. İntihar eylemleri ve silahlı saldırılarda en az 215 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişinin gerçekleştirdiğini aktardı. SANA, Süveyde'deki bir pazarda intihar saldırısı düzenlendiğini belirtirken, güvenlik güçlerinin üzerlerindeki bombaları patlatmadan önce diğer iki saldırganı öldürdüğünü belirtti. Saldırılar Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011'den bu yana Süveyde'de düzenlenen en kanlı eylem oldu. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu,
yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratve'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 78 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 203 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 122 kilometre soğuk asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 412 kilometre soğuk asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Mutlu çocuklarıyla Ereğli daha değerli. Hadi çocuklar, yaz panayırı çocuk atölyesi başlıyor. Zeka ve akıl oyunları, sosyal beceri, görsel sanatlar, hayata dair her şey atölyeleri, oyun ve sportif faaliyetler köşesiyle eğlence çocukları bekliyor. Birinci geleneksel yaz panayırı çocuk atölyesi 2 Temmuz 1 Eylül arası sabah 9'dan akşam 18'e kadar Oğuz Ata sosyal tesislerinde. Tüm çocuklarımız davetlidir. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.